Fethiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmada eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilisi Made in Flight Tek Havacılık Drone Öğretmeni Vedat Güneş yönetiminde yapıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara drone kullanma teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı. Belçika ve ülkemizden ayrıca sosyal hizmetlerde kalan çocuklardan oluşan 45 katılımcının yer aldığı projenin sertifikaları sahil bandında yapılan törenle takdim edildi. Boğaziçi Eğitim İnovasyon Kültür Derneği Başkanı Kubilay Uras Kırım, Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Nedim Koçaslan ve kursiyerlerin yer aldığı çalışmanın ikinci ayağı Nisan ayında tekrar Fethiye'de yapılacak. Ölüdeniz, Sarsala Koyu, Kelebekler Vadisi, Karaot Plajı ve Fethiye Kordon boyunda verilen drone eğitimlerine Brüksel Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilge de katıldı. Drone öğretmeni Vedat Güneş, "Asıl amacımız geleceğin mesleği drone pilotluğu adı altında bir eğitim," dedi. Burada bulunmamızın sebebi Boğaziçi Eğitim İnovasyon ve Kültür Derneği ile Belçika Futbol Federasyonu'nun ortak bir çalışmasıyla Türkiye'de de Fethiye'de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki öğrencilerin katılımıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleceğin mesleği drone pilotluğu adı altında bir eğitimimiz bulunuyor. Yaklaşık 10 gündür sürüyor. Katılımcılarımız Belçika'nın bürokratlarından ve sporcularından oluşan ve Türkiye'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çocuklarımızdan bulunan bir grubumuz var. Yaklaşık 10 gündür Fethiye'nin koylarında, en güzel yerlerinde valilikten almış olduğumuz izin kapsamında içerideki teorik eğitimlerimizle ve dışarıdaki uçuşlarımızla devam ediyoruz. Boğaziçi Eğitim İnovasyon Kültür Derneği Başkanı Kubilay Uras Kırım da Erasmus Plus kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'yla ortaklaşa yaptığımız bir proje diye konuştu. Erasmus Plus kapsamında Ulusal Ajans'la, Türkiye Ulusal Ajansı'yla yaptığımız bir proje. Belçika'dan gelen Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu ile birlikte yapıyoruz bu projeyi. Evet. Oradan gelen 20 kişilik bir heyet ile Türkiye'den yine sosyal hizmetlerden gelen gençlerimize bir farkındalık yaratmak, geleceğin mesleği olan drone projesi, drone pilotluğu projesini gerçekleştirdik. Bugün kapanış günü. Gayet de güzel geçti. Gençlerde de bir farkındalık yaratıldı. Gençlerden birçoğu şu anda drone pilotluğu için hem ehliyet alma konusunda hem de meslek edinme konusunda birçok bilgiye ulaştılar. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Nedim Koçaslan da projenin ilk ayağını Fethiye'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Bizler Boğaziçi Derneği ile ortak girişim Erasmus Plus konumunda bir proje düzenledik. Fethiye'de bunun ilk ayağı olmak üzere, dördüncü ayda ikinci ayağı olacaktır inşallah. Gençlerimizi Belçika'dan buralara kadar eğitim ve öğretim için 20 kişilik kafileyle gelmiş bulunmaktayız. Umarım, dilerim ki gençler bu programda herhangi bir eğitim almış bulunmakta olup bunun ehliyetini alarak gelecekte kendilerine iş olarak inşallah sağlar. Biz de bu konuda duyarlı olarak federasyon adına bir güzel etkinlik yapmış olduğumuzu düşünüyoruz. Belçika'dan gelerek eğitime katılan Abdülbaki Altuntaş, güzel bir çalışma yaptıklarını belirtti. Gençlik başkanlara geldim buraya. Hem gençlerimize yardım amaçlı hem de onlara katılmak hem de onlara biraz yardım amaçlı gelmiş bulunuyorum. Burada hep beraber çok güzel günleri geçirdik. Hem tatil yapmış olduk, hem ticari anlamda, hem eğitim almış olduk, hem drone'da katılım belgesi alıyoruz. İnşallah aramızdan bazılarımız da eğer isterseler ehliyet için başvuru yapma hakları da bulundu. Belçika'da zaten bu drone ilerlemiş durumda zaten. Hani orada çok kullanılıyor işte Türk düğünlerinde, düğünlerde olsun, başka düğün programlarda olsun, nerede kullanılmaktadır. Benim için yani ben ileride zaten bunun ehliyetini almayı düşünüyorum. Allah nasip ederse zaten Belçika'da kullanmayı da planlıyorum bunu. Öyle bir amacım vardı ama herhangi bir bilgim yoktu. Buraya gelerek burada bana verilmiş bilgiyle hem bilgilendirilmiş oldum hem de az da olsa eğitimini almış oldum. Nerede zararlı, nerede iyi, hepsini öğrenmiş oldum. Bu sayede hani iyi bir bilgi edinmiş oldum. Hani bu proje için hem Boğaziçi Etik Derneği'ne hem de İHA eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiler, bizleri çağırdılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum ben.